Ulusal gönüllülerinin kanalımıza canlı yayın aracı kazandırmak için faaliyetleri devam ediyor. Bakırköy Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu ve Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek gönüllülerle buluştu. Gecede gönüllülere müjde veren Türkkan, Haziran ayında canlı yayın aracımızı alıyoruz. Meydanların sesini anı anına tüm dünyaya ulaştıracağız dedi. Emperyalizme hıncımız var, yurtseverler safa gelsin. Ulusal gönüllülerinin kanalımıza canlı yayın aracı kazandırmak için faaliyetleri devam ediyor. Ulusal gönüllüleri bu kez Bakırköy Sosyal Tesislerinde düzenlenen dayanışma yemeğinde buluştular. Gecede konuşan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan canlı yayın aracı müjdesini verdi. Türkkan, meydanların sesini anında tüm dünyaya ulaştırmak için geceye katılan yurttaşları gönüllü olmaya çağırdı. Ulusal Kanal bir canlı yayın arabasıyla hepsinin hakkından gelir. Şimdi Bilge Hanım bunun müjdesini verdi. Haziran ayında Ulusal Kanal canlı yayın arabasına kavuşacak. Ulusal Kanal'ın şu mikrofonu, şu kamerası asla susmayacak, asla boyun eğmeyecek, asla teslim olmayacak. Ulusal Kanal ayakta, Ulusal Kanal görev başında. İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu da halk hareketlerinin Ulusal Kanal, Aydınlık Gazetesi ve İşçi Partisi'nin emekleriyle olduğunu söyledi. İşçi Partisiz, Ulusal Kanalsız ve Aydınlık Gazetesiz bir mücadele yürütmenin olanağı kalmamıştır. Güç ve cephane buradadır. Geceye katılan bir diğer isim ise Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek'ti. Perinçek, ülkenin bağımsızlığını isteyen tüm yurttaşları Ulusal Kanal'a gönüllü olmaya ve Aydınlık Gazetesi'ni desteklemeye çağırdı. Ulusal Kanal'ı desteklemek, gönüllüsü olmak, aydınlığı desteklemek, daha çok okunmasını sağlamak, Türkiye'nin bağımsızlığı, birliği, bütünlüğü için bir görevdir. Ulusal Kanal gönüllüleri de Ulusal Kanal'ın gerçek haber almak için tek adres olduğunu belirtti. Ve yani çok ciddi sorunlarla karşı karşıya ülkemiz ve bölge. Bu konuda Ulusal Kanal'ın çok önemli olduğuna inanıyorum yani. Bütün partiler, bütün yaşlısı, genci artık yani bunu herkesin görmesi lazım. Objektif olduğu için, gerçekleri yansıttığı için.